Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle CepteTep mobil uygulamasında kur korumalı TL vadeli hesap, döviz dönüşümlü TL vadeli hesap ve altın dönüşümlü TL vadeli hesabın nasıl açıldığını anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle hesaplar menüsüne giriş yapıyorum. Ardından artı seçeneğinden yeni hesap oluşturma menüsüne giriş yapıyorum. Burada kur korumalı TL vadeli hesabın üzerine tıklayarak giriş yaptım. Burada öncelikle şube tercihini belirlememiz gerekiyor. Ardından dayanak kur, yani baz alacağımız kurun tercihini yapmamız gerekiyor. Burada ben doları örnek olarak seçtim. Hesabınızın açma tutarını belirlememiz gerekiyor. Örnek olarak 10.000 TL'ye girdim. Vade süresini burada belirlemeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde 6 ay gibi bir süreyi tercih ettim. Önemli olan yere geldik. Burada vade sonu talimatında ne yapacağını, ana para ve faiz tutarı vade sonunda yenilensin diyebilirsiniz veya faizi vadesiz hesabıma aktar, ana para vade sonunda yenilensin veya son seçenek ana para ve faiz vade sonunda vadesiz hesabıma aktarılsın diyebilirsiniz. Burada eğer siz, örnek olarak söylüyorum, paranızın dövize karşı, kura karşı burada değer kaybetmesini istemiyorsanız kur korumalı TL vadeli hesapları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da CepteTep Mobil üzerinden çok basitçe gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Açılış tutarının alınacağı hesabımızda, yani vadesiz TL hesaplarımızdan birini tercih ettikten sonra burada hesabımızın gerekli belgelerini okuyup onaylıyoruz ve devam dedikten sonra kur korumalı TL vadeli hesabımız açılmış oluyor. Burada önemli olan detay, kur korumalı vadeli hesabımızı açarken faiz oranlarını belirlememiz gerekiyor. Burada 6 aylık sürede 10.000 TL için belirlenecek vade süresince faiz miktarı sizi tatmin ediyorsa, burada size yeterli geliyorsa, beklentilerinizi karşılıyorsa bu seçeneklerden kur korumalı TL vadeli hesabınızı oluşturabilirsiniz. Evet, diğer seçeneğe baktığımız zaman da döviz dönüşümlü TL vadeli hesap seçeneğine giriş yapıyorum. Burada da yine aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Tek farkı, buranın döviz dönüşümlü TL vadeli hesap, kur korumalı vadeli hesaba göre dövizden dönen vatandaşlar için iyi bir seçenek arkadaşlar. Eğer paranızı dövizden TL hesaplarınıza, TL cinsinde bir hesaba aktarmak istiyorsanız CepteTep Mobil'de bu yapacağınız işlem için döviz dönüşümü TL vadeli hesap birebir uygun. Burada hem paranızı dövize oranla korurken hem de vadeli hesaplar sayesinde bakiyenizi arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün riskleri tabii ki kabul etmeniz gerekiyor burada. Diğer seçeneğe baktığımız zaman da altın dönüşümlü TL vadeli hesap. Burada altın sahibiysen, altın birikimlerinizi dönüşümlü hesaplar üzerinden değerlendirmek isterseniz yine aynı şekilde altın dönüşümlü TL vadeli hesapta burada şube bilgilerinizi doldurduktan sonra, örneğin altın tutarınız 10.000 TL'lik bir miktarınız var. Dönüştürülecek tutarı belirliyorsunuz. Örnek olarak burada 50 gram dönüştürmek istiyorsunuz. Ardından vade süresini belirliyorsunuz. Vade süresince burada vade sonu talimatlarınızı belirledikten sonra kapanış tutarının aktarılacağı hesabını seçiyorsunuz. Bu da en önemli detay. Size ait bir vadeli hesap oluşturmak için vadesiz altın hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Buna daha önceki videolarımızda size nasıl açacağını anlattık. Bizim YouTube hesabımıza girerek buradaki bilgileri nasıl açacağını öğrenebilirsiniz. Ardından buradaki bilgileri tekrardan onaylıyorsunuz ve devam dedik. Hesaplarınızı artık oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz hesapları da yine bu menü üzerine görüntüleyebilirsiniz. Vade sonunda ne olacağını yine aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Alacağınız faiz tutarını da yine bu menü üzerinden görüntüleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.